televizyon yöneticileri haber anlayışından bir haber olmayı sürdürüyorlar anacığım. Ülkede olan biteni aktarmak yerine oldu bittiye getiriyorlar vallahi. Acar, ben de seni arıyordum. Beni mi arıyordunuz? Daha çok ararsınız beni, çok. Efendim, anlamadım. Beni anlamadığınızı anladım nihayet. Şunu okuyunca anlarsınız belki. Nedir bu? Evlenecek kadın bulamadığı için Viagra içerek intihar eden dedenin haberi mi bu? Hayır efendim. Komşunun eşeğine tecavüz ederken erkek eşek tarafından basılınca eşcinsel olan delikanlının dramı hazır efendim. İzleyecek misiniz? Canlandırma için adam buldunuz mu? Adam bulduk da hiçbir eşeği bu tür canlandırmada oynamaya ikna edemedik. Eşek bulmak için benim odama geldiğini söylemeyeceksin değil mi? Estağfurullah efendim. Çabuk bir eşek bul. Eşek herif. Eşek bulamazsan sen oyna. Efendim, yellenerek beste yapıp Guinness Rekorlar kitabına girmeye çalışırken kıçı yırtılan adamın trajedisi izlemek ister misiniz? Ben niye izleyeyim, salak mıyım? Koy yayına, Rahman gitsin. Ya Acar, söylesene, nedir bu kağıtta yazanlar? İstifa mektubu. Lütfedip okuyacak mısınız yoksa bir canlandırma yapıp bant olarak mı takdim edeyim? Bu da nereden çıktı? Neden istifa ediyormuşum bakayım? İşkence, yolsuzluk, devlet mafya ilişkisi kabak gibi ortadayken biz hıyar hıyar magazin haberleri yapıyoruz. Ben bunlar için Amerika'da tahsil yapmadım. Ha, anladım. Bak, biz ne yaparsak yapalım bu ülkede hiçbir şey değişmez. Yetkililerin kılı kıpırdamaz. Bu haberler sadece milletin bunları kanıksamasına yarar. Anlamadım. Bak, olay ne olursa olsun yetkililerin demeçleri fotokopi gibi hep aynıdır. Hiçbir şey yapmazlar. İşkence, yolsuzluk, çete haberleri vatandaşın buna alışmasından başka bir işe yaramaz. Aman efendim, abartmayın. Abartalım, abartalım. Abartılı masallarda bile olmayacak kadar abartık haberler hazırlayalım. Sen git yetkililerin ve vatandaşların görüşlerini al. E'si demeçlerde bir değişiklik var mı? Kamuoyu bir tepki gösteriyor mu, öğrenelim. Böm böm bakma. Sen haklıysan sen istifa edeceksin. Ben haklıysam sen istifa edeceksin. Hadi ana haber bültenine yetiştirelim. İyi akşamlar sayın seyirciler. Şimdi kıçımızdan uydurduğumuz anal haber bültenini sunuyorum. Bundan sonra istediğim gibi konuşacağım kız sayın seyirciler. Nasılsa kimsenin lafları dinlediği yok. Herkes görüntüye bakıyor. Alın size bunlardan biri. Alın işte. Zıt Erenköy. Dobraşka. Amare! Bir trafik polisi trafik lambasını gece lambası yapmak isteyen bir sürücüyü canlı canlı yedi. Ay, çok hoş. Daha sonra gıda zehirlenmesi nedeniyle komaya giren polis kurtarılamadı. Ya çiğ çiğ yenilerek feci şekilde can veren şoförün karısı ölü polisi kusturarak kocasının cenazesini çıkartmaya çalışırken organ mafyası tarafından linç edildi. Ya hamamcılar odası başkanı bir açıklama yaparak olayları kınadı. Oh! Kocamı yediler, ben kocamı istedim. Efendim, biz de zaten bu olayı kınıyoruz. Hamamcılar olarak, ince hassas insanlar olarak bu olaylara karşı büyük bir tiksinme duyuyoruz. Ve bu olayları kınıyoruz. Sayın Bakanım, bu felaketler zinciri hakkında ne düşünüyorsunuz? Zincir? Aa evet, zincir. Devlet meseleye hakimdir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Gereken mutlaka yapılacaktır. Ölenlere rahmet, kalanlara Tanrı'dan sabırlar dilerim. Yaralar mutlaka sarılacaktır. Bir toplu sünnet töreninde 20 sünnet çocuğu sünnetçi tarafından duvara fayans çivisiyle yapıştırıldı. Ya ayaklarından tavana asılı olarak sünnet yapmak isteyen sünnetçi aniden patlayan fırtınanın etkisiyle çocuklar yerine kirveleri sünnet etti. Ya ne yapıyor bu ya? Ben ne bileyim ya. Sünnetçinin Suriye ve İran'daki kamplarda eğitim gördüğü ileri sürüldü. Hamamcılar Odası Başkanı olayları kınadı. Bir hamamcı olarak bu durumu kınıyorum. Kınıyorum efendim. Koskoca adamların şeyini kesmiş. Kınıyoruz efendim. Bu durumu hamamcılar olarak kınıyoruz. Oh! Devlet meseleye hakimdir. Gereğinin yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Kesilen pipilere Tanrı'dan rahmet, acılı ailelerine sabırlar dilerim. Oldu da bitti maşallah. Adı açıklanmayan bir Güneydoğu ilçemizde 120 kilometrelik bir tünel ortaya çıkarıldı. Ya ilçe halkının firar etmek için kazdığı tünel törenle hizmete açıldı. Törende bir konuşma yapan adı açıklanmayan bir üst düzey yetkili bütün alt düzey yetkilileri yalarım ulan dedi. Ya olay hakkında bir açıklama yapmayan Hamamcılar Odası Başkanı'nın başına bir şey gelmesine endişe ediliyor. Ya haber bülteni hazırlandığı sırada Hamamcılar Odası Başkanı'nın hayatından ümit kesilmişti. Ya devlet meseleye hakimdir. Gereğinin yapılacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ölenlere rahmet,
Kalanlara Tanrı'dan sabırlar dilerim. Laf olabilir gene. Ne diyorsun? Çok haklısınız.